Ya. Çekilecek miyiz? Evet. Hazır mısın? Bir, iki... Bakalım nasıl çıkacak? Birazdan belirir. Ya ben kesin çok çirkin çıkacağım. Keşke bir ruj falan sürseydim. Hayır, sen çok güzelsin. Ya sevgiliyiz diye diyorsun değil mi? E tabii, yani ayıp olmasın diye söyledim. Ne yani, çirkin miyim ben? Tabii ki hayır. Sen çok güzelsin. Oh. Bak çıktı fotoğrafımız. Ya bu çok güzel olmuş. Evet. Bunu da koyalım defterimize. Kalemimi de alayım. Ya çok güzel olmuş. Evet. Ne yapıyorsunuz siz saatlerdir? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Hayır, onu görüyorum da bu kadar konuşacak şeyi nereden buluyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Bilmem ki. Çok ortak noktamız var herhalde. Evet. O ne? Bu mu? Bu bizim ilişki günlüğümüz. İlişki günlüğü ne be? Şöyle anlatayım canım. Biz çıkmaya başladığımız günden beri selfie çekilip oraya yapıştırıyoruz. O gün gittiğimiz yere ait bir anı da koyuyoruz yanına. Hatta bak, bu da dün gittiğimiz filmin sinema biletleri. Ay cidden çok korkunçsunuz. Defne ne oldu? Vıcık vıcık romantizminiz midemi bulandırıyor da. Ay gerçekten iğrençsiniz yani. Sana cevap veren de hata zaten. Boş ver Serkan ya. Sevgilisi yok ya. Kıskanıyor işte bizi. Herhalde. Hadi bunu yapıştırın. Ay şaka gibi ya. Serkan'la Eylül ayrıldı, yetimhane güllerinden kurtulduk diye sevinirken şimdi de bu ezik çıktı. Hey, biri gidiyor, biri geliyor. Ben bu ezi her gün görmek zorunda mıyım ya? Ya Defne, abartma. Her gün gelmiyor ki kızcağız. Abartmayayım anne. Her dakikaları mıç mıç beraber geçiyor, farkında değil misin? Aşıklar kızım, bak senin de başına geldiğinde anlarsın. Aşk ne ya? O ne yani? Aşk bir fakir uğraşısı. Ben mantık sevgililiği yapacağım. Mantık sevgililiği. Evet. Ha, sonra da mantık evliliği. Rahat yaşamak istiyorum anneciğim. Üniversiteyi kazanamadığıma göre bana tek bir yol kalıyor, o da zengin bir koca bulmak. Bu sene adam akıllı çalışır, önümüzdeki sene sınava girersin. Böylece istediğin bölümü kazanırsın kızım. Hı? Asla ya, giremem. Hayat çok kısa. İkinci kez deneyerek vakit kaybetmek istemiyorum ben.